Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çektiğim dördüncü video falan olabilir yani. Yine Lara ve Miraç'ın mükemmel ötesi cringe hikayesini okuyacağız. Sanırım da son iki bölüm falan mı kaldı ne? Okuyup bitirelim artık, şu eziyet bitsin ya. Vallahi bak, ben çekemiyorum. Gerçekten artık dayanamıyorum. Gerçekten artık dayanamıyorum yani. Çok zor. Bu katlanılmaz bir şey bu. Bu şey değil yani, o kadar... Tarif edemiyorum. Her neyse, umarım güzel görünüyorumdur. Aslında şu an konumuz benim güzelliğimde, çirkinliğimde değil. Memleketin bu hali. Yani o yüzden çok da şey yapmamak lazım. Gerçekten çok üzülüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sen çok mu matah bir şeysin? Arkadaşlar değilim. Vallahi değilim. Ama yani Wattpad'teyim, buyurun gelin. Bir çayımızı kahvemizi için, ama bu kadar da değilimdir ya. Elbette hatalarım vardır. Ya, kesinlikle vardır yani. Ona ben açık ve net bir şekilde bir açıklık getireyim. Hani mükemmel asla değilim. Ya tüy bir dur ya. Ama bu kadar değilim yani. Her neyse. Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Nasıl bitecek bu işkence yarabbim? Sen bana çok yardım et. Çok yardıma ihtiyacım var şu anda. Açıyorum. Hadi bismillah. Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Dördüncü bölümde kalmıştık zaten. Dördüncü bölümü okumuştuk. Bunlar işi pişirmişti yani. O bıçım. Konuşamıyorum. Allah'ım, intihar gibi bir şey ya. Vallahi daha az acı veren intihar şekilleri biliyorum. Yani duymuştum. Devam ediyoruz. Beşinci bölümdeyiz. Bu bölümü beni kitabıma yine başlamama yardımcı olan Genco kıza armağan ediyorum. Genco kız ne yaptın ya? Allah'ını zararsın, ne yaptın? Neyse. Tam vazgeçmiş. Diğer arkadaşımız onu ikna etmiş anladığım kadarıyla. Gözlerimi açmaya çalıştığımda kasıklarımdaki keskin ağrıyla yüzümü buruşturdum. Karnımın üzerinde bir baskı vardı ve karın etim uyuşmuştu. Gözlerimi birkaç kırpırıştan sonra açabildim. Çıplak bir Lara ve ona sarılarak uyumuş olan çıplak bir Miraç. Aman ne güzel. Şimdi ne olacaktı? Elif'e gidebilecek miydim artık? Miydim ayrı değil. Of Miraç, of. Yavaşça Miraç'ın karnımın üstündeki kolunu kaldırdım ve aynı yavaşlıkta yatakta doğruldum. Hem kasıklarımdaki ağrı yüzünden hem de Miraç uyanmasın diye yavaş hareket ediyordum. Ayaklarımı yataktan aşağı saldım. Tam kalkacakken bileğimden çekilip yatağa yattım. Miraç'ın saçları boynuma değecek şekilde eğildi ve nereye seksi hatunum? Yoksa kaçmaya mı çalışıyorsun? Ha, bileğimi sıktı. O anki korkuyla, yoksa ben asla kekelemem değil mi? Nokta ama falan asla yok. Ha, hayır, sadece duş alacaktım. Bırak bileğimi, acıyor. diye inledim. Birden kendimi uçuyorken buldum. Miraç beni kucaklamış, banyo zannettiğim kapıyı ayağıyla açarak yere indirdi. Küveti ılık suyu ayarlayarak yavaş yavaş dolmasını sağladı. Dolmasını beklerken arkasını döndü ve gözlerime baktı. Bu kadar romantizm Miraç gibi kadın satan biri için fazla değil mi? Her neyse. Ben zaten sorgulamayı çoktan bıraktım. Bu hikayeyi okumaya başladığımda beynimi çıkarıp bir kenara koyuyorum. Hani lensleri böyle çıkarırız ya. Öyle yapıyorum ben. Beynimi böyle alıyorum, çıkarıyorum, yere koyuyorum. Sonra tekrar takıyorum. Çünkü IQ'm gün be gün, dakika dakika aşağı iniyor çünkü yani bu kadar. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Miraç söylüyor bunu. O bana ne söyleyecek ki? Söyleyecek ki. Çok merak ettim lan. Söylemesi için ona baktığımda, sana yaşattığım acıların nedenini yarın söyleyeceğim. Buna gerçekten çok şaşıracaksın ve üzüleceksin. Ama sana yapacaklarım bitmedi. Acıların en büyüğünü bundan sonra öğreneceksin. Muhtemelen bu Miraç Lara'nın ölmüş babasının düşmanı falan çıkar yani. Öyle dediler mi ya da yoksa? Bilmiyorum, demediler galiba. Bilmiyorum, hepsini okuyan sizsiniz. Siz söyleyin. Ya, unutmuş olabilirim. Ona maymun siken orangutan görmüş gibi baktım. Ağzım benim neler söylüyor? Allah'ım yardım et. Bu ne? Bunu Allah'ım yardım et ben dedim. Lara değil. Bu ne diyordu böyle? Ben daha ne kadar acı çekeceğim?
Miraç arkasını döndü ve suyu kapattı. Tekrardan bana döndü ve kucağına aldı. Suyun içine nazikçe yerleştirdi. Sanki bana bir şey olmasından korkuyor gibiydi. Sana bir şey olmasından korkuyor tabii. Sen onun malısın. Satacak seni. O kadar bitkindim ki elimi kaldıracak takadim, parantez içinde gücüm yoktu. Takadim ne olduğunu biliyoruz tatlım. O da suyun içine girdi ve arkama geçti. Saçlarıma şampuan döktü ve yıkamaya başladı. Elleri saçlarıma o kadar güzel dokunuyordu ki yorgun bedenimi uyuşturuyordu. Arkadaşlar hiçbir pezevenk böyle değildir. Lütfen gerçekçi olalım. O rahatlıkla biraz daha arkaya kaydım ve başımı omzuna koydum. Keşke kaymaz olaydım. Sertliği arkamda belirginleşmeye başlamıştı ve kaslı vücudunun sırtımda kasıldığını hissettim. Ilk başta yazmış. İlk başta saçlarımı yıkadı. Sonra elleri omuzlarımdan aşağı geldi. Dokunduğu yerler yanıyordu. Arkamda gönlünün iyice kalınlaştı. Tamam, devam edemiyoruz. Oraya geçiyoruz. Burada bir şeyler oluyor arkadaşlar. Burada bir şeyler oluyor ya. Baya bir şeyler oluyor. Lan gözlerime şiş sokmak istiyorum. Kız adamın üstüne falan çıkıyor. Bir şeyler. Oha. İstemeyen kıza da bak. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbil alemin. Ay ne kadar o kadar şey oluyor. O kadar şeyler oluyor ki şu an yani. Anlatmak dahi istemiyorum. Evet. Belimden tutup ayağa kaldırdı. Hiç bizi özlemeden beni yıkadı ve kendini de yıkadı. Havlusunu beline sardı ve benim havlumu göğsümde sabitleyerek sardı. Banyodan çıktıktan sonra Miraç hemen üstünü giyindi. Benim giyecek bir şeyim olmadığı için yatağın üstünde oturuyordum. Arkadaşlar sevişen çift görmedik değil. Gördük, okuduk da, izledik de. Ama bu kadar dehşet anlatan ilk defa görüyor olabilirim. Porno yazmış arkadaş. O yüzden okumadım tabii ki, böyle bir şey yapamam yani. Banyodan çıktıktan sonra Miraç hemen üstünü giyindi. Benim giyecek bir şeyim olmadığı için yatağın üstünde oturuyordum. İnan seksi hatunum. Seni bütün yıl istiyorum. Oha. Ama bunu yapamam. Şey, seni bütün yıl istiyorum. İstiyorum ama bunu yapamam. Anlaşmamız var biliyorsun. Sana bugün birini yollayacağım. Seni hazırlayacak. Gece için her şeyi ayarlayacak. Ha bu arada grup olacakmış. Bana dayandıysan onlara da dayanırsın. Sana bu acılı ve zevkli bir gece diliyorum. Seksi. Sana bol acılı ve zevkli bir gece diliyorum. Seksi orospum. Bunu tamamen unutmuştum. Allah'ım sen bana yardım et. Bunu unutmuş bir de. Böyle bir şey nasıl unutabilirsin ya? Arkadaşlar biraz geç kaldım biliyorum ama ben çalışıyorum. Bu yüzden geciktim. Özür dilerim. Yazar notu bu. Bir de Vote'den ümidimi kesmişken Vote gelince çok sevindim. Vote veren herkese teşekkür. Ama kitap hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Seviliyorsunuz. İnan bana benim yorumumu beklemezsin. Asla. İnanmıyorum. Neler duyuyorum Allah'ım. Arkadaşlar hava karardı. Bir bölüm daha okuyacaktım ama okuyamıyorum. Zaten görüntüden belli oluyordur. O yüzden burada kesmek zorundayım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuralara bir yerlere bir şekillerde abone ol butonu ve videolar falan bırakacağım. Onu abone olursunuz oradan ve sonra da videolarıma isterseniz ilginizi çekerse bakarsınız. Bu hikayenin birkaç bölümü daha var. Zaten Cringe Hikaye albümümden bulursunuz. Ve yani videoyu ilk kez beni görenler için söylüyorum bunu. Daha önce bölümleri okumuş ve dinlemiş ve izlemiş insanlar varsa ona bir şey demiyorum. Aşağıda çan butonu var. Ona tıklarsanız bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Anında size bildirim gelecektir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son bir bölümümüz kaldı. Bu eziyeti bugün bitirmeyi düşünüyordum ama hava çok karardı. Görüntüden de anlayacağınız gibi kalite çok düştü. O yüzden devam edemeyeceğim. Elektrik de kesildi. Sanki bir marifetmiş gibi. Hani ışığım yanmıyor.
O yüzden devam edemiyorum ne yazık ki. Sizleri çok sevdiğimi ve bu eziyete bu yüzden katlandığımı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.